Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Clash of Clans oynuyoruz. Evet, bugünkü videomuzun konusu bana sürekli gelen sorulardan bir tanesi: nasıl karakter kasıyorsun, nasıl kral kraliçeni bu kadar seviyeye getirdin vesaire. Bu soruların cevabı niteliğinde olacak diyebilirim. Bugün size kendi kullandığım silahın kullanmasını, zaten yorumlarda da sorduğunuzda cevap verdiğim orduyu tanıtacağım, nasıl kullanacağınızı vesaire, işte ne kadar basacağınızı vesaire, nasıl kullanacağınızı dediğim gibi anlatmaya çalışacağım kısacası arkadaşlar. Ordum bu şekilde: 20 tane dev, 8 tane büyücü, 8 duvar yakıcı, 20 goblin, 20 barbar ve 32 tane okçum var. Yani ben gayet memnunum arkadaşlar. Zaten görüyorsunuzdur, önceden de izletmiştim ben size defalarca sallarını. Gayet memnunum, klan kalenize ne alırsanız olur yani. Uygun yerden birimli olarak, hava birimlerini pek almanızı önermem. Ama ne alırsanız olur, büyücü, dev falan, artık orası size kalmış. Bir bakımdan 2 şifa, 1 öfke ve 1 atlama. Tabii ki zehriniz yanınızda olsun en az bir tane. Nasıl basacağınız konusunda ise şöyle yardımcı olayım. 5'er tane dev şöyle arka arkaya. 6 bastık lan. Ben bir yandan da hızlanırdım zaten, diğer sallarımız hızlı bir şekilde olsun diye. Ondan sonra 2'şer tane duvar kıcı arkadaşlar. Ondan sonra 2'şer tane büyücü. Büyücüyü isterseniz arttırabilirsiniz okçudan kısıp. Tamamen size kalmış, ben bu şekilde basıyorum. Aslında 5'er tane böyle ve 8 tane okçu arkadaşlar. Her kışladan bu şekilde basıyoruz. Aynen. Son olarak şuradan basalım. 5, 5 ve 8 olacak. 9 oldu. Ve aynı şekilde son olarak buradan da 5, 5 ve 8 halinde. Oo, yanlış bastım. Çabuk 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 çabuk. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi 440 oldu. Tam olarak bu şekilde çıkıyor. Hepsi aynı sürede. Bir olarak dediğim gibi bu şekilde ben basıyorum. İsterseniz siz farklı şekilde kullanabilirsiniz ama önerim bu şekildedir. Diğer şekilde kullansanız ben karışmam. Ben böyle tavsiye ediyorum. Hemen aramaya başlayalım. Zaten diğer salları ben direkt köyü bulup geleceğim arkadaşlar. Sadece ilk saldı her zaman gibi. Birlikte arayacağız. Tabii ki baktık bulamıyoruz. Ben yine tek başıma ararım, o ayrı mesele. Bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Söylemeyi de unuttum. Bayağı istiyordunuz bu videodan gelmesini, nasıl yaptığını işte, nasıl kastığını vesaire göster tarzında, öğret tarzında sorular geliyordu. Beklentinizin karşılığı olarak bunu sunuyorum sizlere. Zaten biliyorsunuz her zaman sizin istekleri doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben. Siz ne isterseniz genellikle onlar geliyor birkaç gün sonra. Bilen arkadaşlar bilir zaten yazdıklarının birkaç gün sonra karşılarına geldiğini. Her neyse, 5000 kara iksir ve ben bu kara iksiri alırım abi. Yani birçoğunu alırım gibime geliyor. Çünkü kara iksir deposu yakınlarda. Bir köyüm nasıl 10, ancak tam bir köy, köyüm nasıl 10 diyemeyiz. Yeni geçmiş gibi. Şöyle şuraya bir tane par var. Bir dev duvar kişileri. Tamam. Şimdi abi sıkıntı da bir köy. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bayağı kara iksir. Hızlandırmalar da ayrı güzel oldu arkadaşlar. Hem kendimizin çıkarttığı kara iksirler, işte hem de bu nedir, rakiplerden çıkan kara iksirler ciddi manada güzel oluyor. Bu arada bütün bilmem sağlam da debuma falan çıkarsa sıkıntı. O tekliymiş cehennem kulesi. Süper. Tam bana göre şu anda. Evet. En son kral yeteneğine basamadım. Tekliğe denk gelmiş. Neyse. Şöyle şurada bir tane daha şifa kullanalım. Evet, aldık zaten kara iksir deposunu anında arkadaşlar. Şu anda sadece köyün aslındaki kara iksir ve arka taraftaki bir tane sonda kaldı. O da almasak da olur yani, çok da mühim değil. Hala bir sürü devim ve birimlerim var ama ölecekler. Güzel. 4000 civarı aldık gibi sanki. 3900, 3000 küsur civarı aldık. Bu şekilde yani. Tabii ki bu köy biraz istisnaydı arkadaşlar. İçeride olan karakterleri de göstereceğim. Yani köyün aslında yapacağınız salları da göstereceğim. Önerim tabii ki Kömnas 9'a saldırmanızdır. Kömnas onlar her zaman risklidir arkadaşlar. Ulan %50 alalım da bonusa şey yapalım. Ya kralça niye yapıyorsun böyle ya? Abi bak, yanında şey var. Gidiyor yüksek canlıya vuruyor ya. Laf edince derdem konuşuyor oluyor. Vur onu al işte. Güzel, 199.000 altın, 192.000 iksir, 3500 kara iksir aldık. Ve bonusumuzdan normalde 110.000 de onu alamadık arkadaşlar. Böyle de bonusunuz var. Ayrıca ek bir bilgi: eğer seviyeniz yeterse, yani köyünüzün seviyesine güveniyorsanız, usta 3, usta 2, ne bileyim kristal 1'de takılmaya çalışın kara iksir kasacaksanız. Çünkü bonusları hafif almayın arkadaşlar. Bakıyorsunuz 5 saldırıda neredeyse 5000 kara iksir vesaire aldığınız da oluyor. Yani gerçekten güzel miktarlar kazandırabiliyor bu bonuslar size. Değerlendirmenizi öneririm. Ben zaten ustada takılıyorum sürekli, bildiğiniz gibi. Her neyse,
Ben tekrardan ordum basayım, ordum çıksın bir köy bulup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci saldırımda karşınızdayım. Gördüğünüz gibi 2000 kar eksir var. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, saldırırken bir yandan yani 2000 civarı kar eksire okey olun, ben size bu kadarını söyleyeyim. Yani çok fazla arama yapmayın, özellikle hızlandırma yapacaksanız, yani benim gibi şu anda yaptığım gibi, yani bir anda kar eksir kasmak istiyorsanız 2000 civarı sizin için yeterlidir. Normalde de yeterlidir ama dediğim gibi hızlandırma yaparsanız ultra yeterlidir. Yani nasıl anlatayım da bilmiyorum. Girin arkadaşlar, 2000 kar eksir gayet hoş bir miktardır bana göre. Yani benim fikrim bu şekilde. Ayrıca bu of depom hocam yaktı, neyse. Stratejinin ayrı bir şeyi de böyle gördüğünüz gibi direkt merkeze gidecek bir yol açmanız. Şu anda bütün birimlerim hemen hemen hepsi merkeze girecek arkadaşlar. Ve bu şekilde rahat bir biçimde kar eksini alacağız bu köyün. Zaten karşında bir şey duramıyor goblinlerin merkeze girdikten sonra. Ve son bir şifa dağıttım, çok önemli yok zaten. Hızlandırmamız var sonuçta. Aynen. Rahat bir şekilde aldık arkadaşlar. Sadece yukarıdaki sonda kaldı. Onda kraliçem pek ümidim yok. Açık ve net söylüyorum. Belki güzellik yapabilir kraliçemiz. Yani yapmıyor bildiğiniz gibi. Üzüyor beni ama yapabilir. Bakalım. Hadi. Kral da ölecek. Devlerim bir miktar hayatta, ancak kraliçem de bayağı hasar aldı ya. Bas yeteneğini. Bas bas bas. Gitti abi gitti. Kraliçe vefat. Yok, alamadık arkadaşlar sondayı. Ama 249 kaldı. Çok önemli değil arkadaşlar. 2000 civarı yeterlidir. Tamam, fena değil arkadaşlar. Bonusumuzla birlikte zaten 2000'i geçiyor. Dediğim gibi bu civarda karakterler saldırmanız için yeterlidir bence. Bu şekilde de merkeze yol açmanız çok mühim. Direkt merkeze gördüğünüz gibi girdik. Ve en son goblinleri saldım. Direkt karayesire doğru ilerlediler. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada %49'da kalmışız. Neyse. Tekrardan ordum basayım. Ordum çıksın bir köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar, bu saldırınıza da bu köye saldıracağım. Gördüğünüz gibi muhteşem bir rakam var şu anda karşımızda. 6x olarak özellikle. İşte bu hızlandırmanın karını şu anda yaşayacağız. Bu köye %100 için gireceğim açıkçası. Çünkü hem kara eksin hem altın eksin almak istiyorum. Bakalım bu orduyla neler yapabileceğiz. 3 yıldız olacak mı? Pek fazla ümidim olmamakla birlikte. Yani güzel bir yüzde alırız en azından, o şekilde düşünüyorum. Klan kalemde de büyücüler var. Böyle yolladım bütün birimlerimi. Şuraya da bir duvar etici atalım. Kral, kraliçe, okçular. Şurada şifa, öfke, atlama büyüsü. Şurada bir tane hız atalım. Devler iyileşin dostlar. Dur, şeylere yollamayı unuttuk. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar, direkt karakter'e gidiyor şu anda. Nedir? Goblinlerimiz. İşte bu yüzden ben böyle diyordum, saklayın diye. Şurada bir tane daha şifa kullanacağım. Oradaki devlerim ölmesin de onlara değmiyor. Şu anda değecek. Güzel. İyi ilerledik. Kraliçem hasar alıyor. Nerede kraliçem? Ha, yukarıdaymış. Kralım ölecek zaten. Güzel. Oo, kraliçem son anda bastı yeteneğini. Ya yukarıda bir tane daha sonda varmış abi. Ona ulaşamadık ya. Aha, buna ya kraliçe. Seviyorum bu kadını ya. Vallahi bir sefer olsun işe yaradı. İlginç. Hala şaşkın. Güzel. Bence hoştu arkadaşlar. %100'ün dediğim ama ordu biraz yetersiz kalıyor illaki arkadaşlar. Yani sonuçta bir golem pekka büyücü değil. Bundan dolayı ancak bu oldu herhalde. Güzel. Bayağı ganimet aldık yalnız. Sadece bir sonda kaldı. Kar eksir ve iki tane altın sondası kaldı. Kraliçem hala yaşıyor. Tipe bakın. Yok canı var şu anda. Bak tek vuruşta pet. Bu sefer iyi iş gördü maşallah. 253 bin altın, 562 bin iksir, 2512 kara eksir ve 110 bin altın ve iksir. 560'da kara eksir aldık bonus olarak arkadaşlar. Uçamadım. Güzeldi bence bu saldırıda, gayet hoş bir ganimet aldık. Son bir saldırı yapacağım arkadaşlar. Ordum basayım, ordum çıksın. Bir köy bulup geliyorum. Son saldırımla karşınızdayım arkadaşlar. Bu köye sağlayacağım. 2800 kar eksir var. Öncelikle fark etmişsinizdir belki. Ordumda bir ufak değişiklik var. Devler yerine 4 tane şey aldım. 4 dev yerine 4 tane büyücü aldım arkadaşlar. Bunun sebebi ise klan kaleme şey atıldı. Dev atıldı. Bundan dolayı böyle bir tercihte bulundum. Sizin de öyle kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer klan kalenize dev gelirse daha mantıklı. Şöyle şu sondalar bir alalım da önden. O klan kalesini de çıkarttık bu şekilde. Gayet hoş. Tamam.
Oha ne duvar kıcı ne lan? İlginç ya. Valla beni vur ha. Valla billahi ya. Duvar kıcı çıktı adam klan kalesinden ya. Şöyle duvar kıcılar ben yollayayım. Şöyle şunların gelişine böyle bir nedir zehir attım. Tamam. Kral yanlışlıkla şifaya atıyordum. Kraliçe ve şuraya bir tane atlama. Şunları da bir yollayayım. Aynen. Tamam şimdi şurada da bir öfke ve goblinler gördüğünüz gibi direkt karakteri gidiyor arkadaşlar. Bunu da hiç barbar kullanmamışız bu arada. Demek ki hiç ihtiyacımız olmadı bu saldırıda arkadaşlar barbarlara. Bence gayet hoş bir saldırı çıkarttık şimdiden. Bakalım. Barbarlar da sağa sola kaçtı. Ha kral bir an kral ölüyor sandım ya. Güzel. Zaten istediğimizi aldık, sıfırladık karakterini rakibin. Amacımız da buydu zaten. Başka ufak tefek bir şeyler alabilsek alırız. Alamazsak çok da önemli değil açıkçası. Ben isteğime kavuştum. 2800 karakterimi tertemiz aldım. Bir de bonusumla bayağı karaktere ulaşacağız inşallah. Kramlı tem bastım ve savaş bitirme arkadaşlar. Bonusla da birlikte aynen 3300 civarı bir karakter almış olduk arkadaşlar. Bence gayet hoş bir video oldu. Sorduğunuz soruya bu şekilde yanıt getirmiş olayım. Bu şekilde karakteri kasıyorum. Yakın zamanda bütün duvarları bitirdim videoda gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. Şu anda 6 milyon altın 6 milyon iksir yapmaya çalışıyorum. Toplamda 4 duvarım kaldı. Bunları birlikte basacağız inşallah. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok açıkçası. Ne desem bilemedim arkadaşlar. Umarım hoşuna giden beğendiğiniz bir video olmuştur. Videodan hoşlandıysanız yani beğendiyseniz beğenin derken arkadaşlar basaktaşı anlamıyor. Yani videonun içeriğini beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Bunu kastediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videomuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.